Ne oldu Keko? Neden bu kadar korktun oğlum? Anne, içeride dev bir kelebek var. Neredeymiş bu dev kelebek? Odamda, hemen yatağımın yanında. Gidip bakalım o zaman. Biraz abartıyorsun sanki oğlum. Sen kocaman akıllı bir çocuksun. Korkuyorum işte. O niye benim odama gelmiş? Maşallah, ne güzel süslü bir kelebek. Anne, bu kelebek ısırır mı? Hayır oğlum, hiç kelebek ısırır mı? Hele de böyle güzel bir kelebek. Anne, onu söyle gitsin. Oğlum, o isteyerek buraya gelmemiş. Mutlaka yolunu falan şaşırmıştır. Hem bize misafir olmuş. Misafire iyi davranmak gerekir, değil mi? Ama biz onu davet etmedik ki. Olsun, bazı misafirler vardır ki ya mecburiyetten gelir ya böyle yolunu kaybeder. Onlara da iyi davranmak gerek Keko. Keko, o kadar güzel yumuşak kanatları var ki, pamuk gibi. Bak, dokununca ne kadar da hoşuna gidiyor. Sen de dokunmak ister misin? Hayır, korkuyorum işte, korkuyorum. Anne, söyle gitsin ona. Tamam, gitti işte. Anne, ben ona kötülük yapmadım, değil mi? Hayır oğlum, biraz korktun o kadar. Bir daha gelirse korkmayacağım. Tamam, anlaştık o zaman. Anne, teyzemler geldiğinde bunu mu giysem? Olur kızım, bunu giyebilirsin. Şirin de gelir değil mi? Hep birlikte gelecekler tabii. Yaşasın! Arkadaşım da geliyor. Selamun aleyküm. Vaktiniz hayırlı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş geldin Mahmut enişte. Hoş bulduk Keko'cum. Nasılsın bakayım? Çok teşekkür ederim Mahmut enişte. Sen nasılsın? Allah razı olsun canım. İyiyim, sağ olasın. Mahmut, inşallah yolda problem yoktu. Rahat geldiniz, değil mi? Sorma, yolda lastik patladı. Tehlike atlattık. Allah'tan çok süratli değildik. Yedek lastiğimiz de vardı. Kenara çekip hallettik. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun evladım. Allah beterinden korusun. Şimdi zorluk falan yok ki oğlum. Telefon açıyorsun, hemen birileri geliyor. Bizim gençliğimizde de öyle miydi? Elhamdülillah dede, şimdi nimetler şükür istiyor. Hiç unutmam, sene 68'de bir defasında şehirde satmak için köyden at arabasıyla soğan ve patates götürüyorduk. Yolda arabanın tekeri taşa çarpmış, kırıldı. O zaman böyle arabalar filan çok azdı. Lastik tekeri bulmak da zordu. Yolda kaldınız yani. Ne yaptınız peki? Arabayı zorla biraz kenara aldık. Atı çözdük ve yakındaki köye gittik. Köyde tanıdık filan var mıydı? Yok, biraz şehre yakın bir köydü. Tanıdık da yoktu. Rastgele bir kapıya çaldık. Davetsiz misafirsiniz yani. Tanrı misafiri desek daha doğru olur herhalde. Sizi içeri aldılar mı dedeciğim? Meraklanma torunum, anlatıyorum. Kapıya çıkan kişiye selam verdim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş, biz Nare köyünden geliyoruz. Şehre bir şeyler götürürken şu geride tekerimiz kırıldı. Bize yardımcı olabilir misiniz? Tabii tabii, başım üstüne, hemen çıkalım.
Sağ olsun bir tane de teker getirdi. Geldi tekeri de değiştirdi. Biz yolumuza devam edelim dedik, o kabul etmedi. Olmaz, bu gece misafirimizsiniz. Sabah namazıyla çıkarsınız. Hiç tanımadığınız o köylünün evinde mi kaldınız? Oğlum, Müslümanlar kardeştirler. Misafir kabul etmek için illaki davet etmek ya da tanımak gerekmez ki. Hem yolda kalana yardım etmek çok sevaptır. Şimdi nerede öyle fedakarlıklar? Öyle deme oğlum. Şimdi de aynı fedakarlık var. Baba, sonrasını anlatmadın. Ha evet. Evinde kaldığımız köylünün evi çok fakirdi. Ama bize çok cömertçe ikram ettiler. Garip ama geçen yıl oradan geçiyordu. Dedik ki şu köylüyü bir soralım. Vardık evi bulduk. Selamun aleyküm. Buyurun. Adı neydi? Şerif. Burada oturuyor mu? Şerif Bey şu an İstanbul'da. Biz uzaktan akrabasıyız. İstanbul'da nerededir? Fabrikasındadır herhalde. Fabrikası mı olmuş? Ya öyle. Misafir ağırlayanın dünyada erişmeyeceği nimet yoktur. Çünkü misafir rızkıyla gelir. Kelebek de misafir olsa aynı mı dede? Tabii ki Keko. Yeter ki onu ürkütüp kaçırma.